Hepinize selam arkadaşlar. Enteresan hareketlerimizi başarısızlıkla sonuçlandırdığımız videomuza hoş geldiniz. Bugün senelerdir her insanın hayalini süslediğini düşündüğüm genç naked motor severlerin süslü rüyası MT-09 ile beraberiz. Bu benim şahsi motorum. Benim de hayallerimi süslemiş olan bir efsane mihenk taşı bir motosiklet. Adı bayağıdır piyasada duyuluyor. Ve çok uzun bir süreler boyunca da namı bu motosikletin yürüyecek. Peki bu motosikletin adını bu kadar namlandıran, bu kadar ulaşılmaz hayal ürünü yapan şey nedir? Bu motosikletin problemleri nedir tarzında bir video çekeceğim size. Fazla gevezelik yapmadan konuyu direkt olarak baltalayıp içeriye geçiş yapayım arkadaşlarım. Öncelikle motosikleti size tanıtayım. 2016 model 3 silindir 900 cc olan bir Yamaha marka motosiklet. Dodge Motor Blue diye geçer. Üst devirlerde daha performanslı olan bir motosiklettir. 10.000 devirde 120 beygir güç üretiyor bu alet. Şakaya gelecek olan bir motosiklet değil. Öncelikle videoyu şunlar için çekiyorum aslında. Motosikleti tanıtırken birazcık konuyu böldüm ama herkesin alabileceği bir motosiklet mi? Ne gibi problemleri vardır? Alırken nelere dikkat edilmeliyiz? Tecrübe ister mi? Bunları anlatmak istiyorum. 120 beygir güç üreten, dolu ağırlığı 190 kilo diye hatırlıyorum motosiklette. Kolay kullanılmıyor. Yani ben birazcık MT-25 sürdüm. 15.000 kilometre ona bindim, 10.000 kilometre MT7'ye bindim diyen adamın alnını karıştırabilecek olan bir motosiklet. O yüzden bu motosikleti paranız yettiğinde değil, tecrübeniz yettiğinde alın. Kendinizi hala kullandığınız araçla beraber tehlike anlarında soluk soluğu buluyorsanız size uygun olan bir araç değil. Çünkü soluk soluğu insanı bırakıyor. Açıkçası anlatacak motosikletin tasarımdan yana pek bir özelliği yok. Evet güzel yapmışlar depo hatlarını falan, ben beğeniyorum. Ama bu motosiklet 2016'dan itibaren çok fazla videosu çekilmiş. Tasarım için konuşulmuş motosiklet. Agam benim geziyor. O yüzden biz bugün tasarımdan ziyade motosikletin kullanım alanında bize hissettirdiği şeyler, yakıt tüketimi, kime uygun olup kime uygun olmadığı, ne gibi alanlarda motosikletle sürüş yapabileceğiniz konulara değineceğiz. Birazcık daha kemik motorcu muhabbeti yapacağız motosiklet üzerinde. O yüzden ben bu tarafına geçeyim motosikletin, nehrimde bu tarafa dönsün. Efendime söylediğim motor bloğunu anlattık. Motor bloğunda da çok anlatılacak bir şey yok. Güçlü bir motor bloğu var. Herkesin tecrübesine yer vermez. Ön tarafta teleskopik çatallarımız mevcut. MT-25'in yeni kasasında olan teleskopik çatallara benziyor. Fakat burası işte aga. Normal çatal. Benim millerim birazcık ezik. İkinci el 70.000'de olan bir motosiklet bu. 2016'dan beri var. Yavaş yavaş ben de motor topluyorum. Teleskopik ters amortisör sistemimiz var. Frenleri çift kaliperli 2 adet ön tarafta bulunuyor. Arkada tek kaliperimiz var. O da çift pistonlu tek kaliperimiz var. Önde de çift pistonlu 2 adet kaliperimiz var. ATV'li dalı bizi inşallah ezmez. Merhaba canım. Abi devam et. Çekim yapıyoruz. Çekilemeyiz. Bu amortisörün üstünde sağ tarafında bir rebound ayarı, yani geri tepme ayarı var. Motoru yumuşak ve sert olarak ön amortisörlerini ayarlayabiliyorsun. Okeyim babam. Amortisörde birazcık nispeten ayar var. Gelelim motosikletin menüsüne. Bu motosiklet sürüş modları olan ve TCS kademeli destekli olan bir motosiklet. TCS nedir derseniz, TCS bir adet çekiş kontrol sistemi arkadaşlar. Ön lastikli arka lastiğin dönüş hızları birbirinden farklı olduğu zaman bir şekilde bunları eşitliyor. Fren yaparak değil, arka lastiğe giden gücü keserek eşitliyor. Yani yanlamaya çalıştığınız zaman yanlayamıyorsunuz. Ya da teker yaptığınız bir anda motor hars diye kesebiliyor. Canım dostlarım, şimdi TCS muhabbetinde motorun iki lastiği şu an 100 km hızla aşağı yukarı dönüyor. Önde %100 dönüyor, arkada. Motor arka lastik takınacak yaptığı zaman elektriği keserek iki lastiğin eşit dönmesini sağlıyor. Böyle güzel bir sistem. Bu sayede teker de yapamıyorsunuz. Mesela. Güzel çalışıyor. ABS'de koordineli olarak araya koyayım istedim. Bu güvenli bir şey. Virajlarda motorun kaymasını veyahut da saçma sapan hareketler yapmasını engelleyen bir sistem. İki kademeli olarak TCS'miz var. Onu buradaki kumanda panelinden kontrol ediyoruz. Denizciğim yaklaş bakalım başam. TCS 2'deyken aşağıya çekiyoruz. TCS 2'de yukarı ittiriyorum. 1 yapıyor. Kapatmak istediğimde de TCS tuşunu yukarı ittiriyorum. Burada yanlayabiliyorsun. Teker yapabiliyorsun. Zaten göstergede her şeyi sana söylüyor. Bunun yanında dinamik sürüş modları var. Çok ağam şahan bir sürüş modu yok. Tam olarak şu mod tuşundan değiştirebiliyorsunuz. B, standart ve A olarak 3 modu bulunuyor bu motosikletin. Peki bu modlar niye var efendim? Motor dediğimiz gibi 120 beygir. Ve güç 10.000 devirdeyken saçma sapan bir şekilde geliyor. Maksimum gücünü 11 devirde veriyor. Ama 60 beygir falan da bir çok saçma semptomlar yaratabildiği için motorda motosikletin gaz koluna bir ayar koymuşlar. İç tarafta bulunan emme manifoldunun orada motorun gaz kelebeğini, içeride olan yayını sertleştiren,
yavaş açıp kapamanıza yarayan bir sistem. B modundayken yayı bir kapakçık var. Onu yavaş açıp kapatıyor. Standart moddayken birazcık daha hızlı açıp kapatıyorsunuz. A modundayken de Allah ne verdiyse gaz kelebeğini siz buradan ne kadar çekerseniz o kadar açan, gaz tepkisini yumuşatmaya çalışmayan bir düzen. Bunun ben aktarımlı bir videosunu koyacağım. Bu modlarda bu işe yarıyor. Ne oldu, nereye çekiyorsun? Karıncaları mı çekiyorsun? Üç modlu, nispeten bir traction olan, birazcık güvenlik önlemleri donatılmış ABS'li 2016 model 70.000'de bir motor. Şimdi bu motosiklet alınır mı? Alınır babacığım. Ben gözünün yaşına bakmadan aldım. Gayet de keyifli. Dediğim gibi tecrübesi olan insana alınır. Yani siz bu motosikletten şu an çok daha büyük bir motosiklet sürüyorsanız ve artık o motosiklet sizi yorduysa ama kullanımında bir panik, fazla adrenalin, kendinizi soluk soluğa ya ben bunu öleceğim galiba demeden sürüyorsanız 9 alabilirsiniz. ZX Sonar sürüyorsunuzdur. Espinarar sürüyorsunuzdur. Efendime söyleyeyim, hızlı giden bir makine sürüyorsunuzdur. Yorulmuşsunuzdur şehir içinde. Bu motosiklet size göre olabilir. Fakat MT7'yi ben birazcık süldüm, aldım sattım. Eşimden dostumdan buldum da para denk geldi bana. Ben bu 9 alacağım diyene ah alma. Vallahi alma bak. Kötü olur işin sonu. Gelelim. Hani şimdi bunun 2020 modeli de var, 24 modeli de var. Motorda artık debriyaj mebriyaj yok. Saçma sapan DCT'li falan sistemler var. Otomatik şanzımanlı sistemleri var mı motorun? Ki ben yakıştıramıyorum buna, daha manuel hissiyatlı bir motosiklet olması gerektiğini düşünüyorum bu onun. Ne diyeceğimi unuttum. Hemen toparlıyorum. Şimdi 2024 modellerinde bir problem yok. Sıfır alıyorsanız zaten bayiden direkt alıyorsunuz. Tüm sorunlarınızı yaşıyorsunuz ama diyelim ikinci el yüksek kilometre bir MT9 alacaksınız. Nelere dikkat etmeniz lazım? Arkadaşlar öncelikle motosiklet soğukken yanına gidin. Bu motosikletin motorun contasında yanık var mı yok mu diye radyatöründen bir kontrol yapacağız. Soğuksa motor, motor soğukken yanına gidiyoruz, çalışmadığından eminiz. Bir yarım saattir, bir saattir motor olduğu yerde duruyor olsun. Bu radyatör kapağını açıyoruz, bakıyoruz suyuna. Suda bir yağ, pas, kir, çamur var mı veyahut da su var mı diye bakıyoruz. Yağ, pas, kir, çamur yoksa sorun yok. Kapatıyoruz bunu, motorun marşına basıyoruz abiciğim. Motorun marşına bastıktan sonra geliyoruz buraya. Hemen dinletiyorum size de. Motoru çalıştırıyoruz. Okey mi? B modunda şu an. Gazı böyle alıyor. A modunu alıyorum. Bakıyorum gaz tepkimesi hızlanıyor mu, hızlanmıyor mu diye. Modlar çalışıyor mu diye böyle bir kontrol yapıyorum. Ve motosikletin genel kureni, debriyaj tasında bir bilye sorunu var. Kullanım ve performansa hiçbir etkisi yok. Ama bu motosiklet çalışırken debriyajdan ses yapılıyor. Bunun yaptırılıp yaptırılmamış olduğuna dikkat edeceğiz. Ve egzantriklerini değişip değiştirmediğini sürücüsüne, sahibine soracağız. Bunun haricinde motorun kronik herhangi bir sorunu yok. Al ve kullan. Böyle devam edebilirsin ki benim motorum yağ yakıyor. Her yerinden terleme sorunu yapan bir motosiklet genel olarak. Bunun contalarını falan değiştirdim. Ben terlemeyi bir nebze çözebildim. Sol kapaktan hala bir terleme var. Velhasıl egzantrini de değiştirdilerse, ağır bakımları yapıldıysa MT9'u almamak için genel geçerli bir sebep yok. Eğer fiyatı uygunsa MT9'u alabilirsiniz. Fakat MT9 size ne hissettirecek? Babacım, MT ailesinin genel olarak tüm motosikletlerini uzun bir süre kullanan bir insan olarak en aşık olduğum modeli bu. Neden? MT25'te kullanım rahatlığını düşük güçle beraber sundukları için ya diyordum birazcık daha gitse, keşke şu kadar daha tork olsa dedim ve MT7 aldım. Ama MT7, MT25'ten çok daha aykırı bir motosikletti. Her yerde tekere gelmeye çalışan, götü başı ayrı oynayan, esneyen bir motosikletti. MT7 bir Luna Park'tı benim için. Açıkçası bunda da öyle bir şey bekledim ama bu öyle değil. Bu birazcık daha oturan ağır abi. Ben virajları da dönebilirim. Benim gaz tepkim virajı dönmen için en ideal sürüş tasarımına göre hazırlanmış. Frenlerim seni yüksek hızda hızlı bir şekilde durdurabilecek şekilde kombine edilmiş. Farklı bir motosiklet arkadaşlar MT9. Baktığınız yerden virajın içinden çıkıyorsunuz. 7 gibi bir yerden girip farklı bir yerlere sapma yapmadan ayarlanmış amortisörleriyle kendinizi optimum sürüşe hazırlayabilirsiniz. Böyle bir güzelliği var. 220 km, 228 km son sürati var. Bu yazılım desteği de iptal edilebiliyor. Benim motorum stage 1 yazılımlı ama limiter iptal yok. DNA hava filtresi var üstünde. Güzel gidiyor aga. Hani oku çekiyorsun ya böyle bir daha da zıp diye çıkıyor ya. 0-100'e öyle motorum. Gerçekten bambaşka bir gidişi var. Merhaba abi. Efendim. Gerçekten
Gerçekten motosiklet hızlı hızlanan bir motosiklet. Virajlarda olsun, ani frenlerde olsun motorun kalitesini hissediyorsunuz. Daha iyi duran bir motosiklet görmemiş olabilirim bugüne kadar Yamaha ailesinde. Tabi R1'leri vesaire saymıyorum ama bunları benim şu an kıyasladığım şey MT7, MT25 grubu. Gerçekten güzel yapmışlar. Frenleri insanı şüphede bırakmıyor. Burada ayarlanabilir. Uzunluk ayarı var sağ manette. Kendinizi riske atmadan sürebileceksiniz. Uzun yola gelir mi sorusunu hemen cevaplayayım. Uzun yola gelir ama son süratte 220'lerde falan tıkanıyorsunuz. Motorun genel özelliği şu. 160'da gidiyorsun ya, 200'de hemen çıkıyorsun. Ama 200'de bayağı bir gitmesi insanı yoruyor. O yüzden ben sadece uzun yol yapacağım diyorsan sana gelmeyebilir. Ama diyelim benim gibi yaşıyorsan, eğer merkezi konuma 25-30 kilometre bir uzaklığın varsa motor sana hitap eder abicim ya da güzel kardeşim. Bunu alabilirsin. Buradan 30 kilometreyi ben eğlene eğlene gidiyorum ve beni uzun yolmuş gibi sıkmıyor. Çünkü zaten iki kere gaz açıyorum, gideceğim yere gidiyorum motorla. 220 de bana yeten bir hız. Limiter iptal de düşünmüyorum. Gerek de yok. Mühendis bunu ona göre yapmış. Hani motor mesela yağ yakıyor. O yüzden bakımlarını erken yapıyorum. 2500'de bir yağ değiştiriyorum. Bir sorun da olmuyor bu yüzden. Yağ yakabilir mi? Yakabilir. Hepsi yakıyor mu? Geneli yakıyor yağ. Ama fazla yakıyorsa bir problem vardır. Tamire götürmeniz lazım. Onun haricinde motosikletin parçaları birazcık pahalı. Ama Türkiye'de şu an zaten her şey pahalı. O yüzden parça fiyatlarına ya da yedek parça bulunurluğuna bir şey diyemiyorum. Bir şekilde internetten parçalarını bulabiliyorsunuz. Deposunu da bulabiliyorsunuz. Krangını da bulabiliyorsunuz. Pistonlarını da bulabiliyorsunuz. Sağlam bir ustanız varsa çekinmeden alabilirsiniz. Motor hakkında söylemek zorunda olduğum öbür şeylerden bir tanesi yok ama motor genel olarak ağırlık dengesi önde olan bir motosiklet. Diğerleri gibi kolay teker yapmıyor. Yapıyor ama farklı bir hissiyatı var. Yani sürerek denemeniz taraftarıyım bunun. Tekeri çektiğinizde farklı bir dengeniz oluyor ve motor tekerde hızlanıyor. Yavaşlatması tekerde daha zor diğer motosikletlere nazaran. Ben 7'yi de debriyaj kesip havada boşta bayır inebiliyorken bununla debriyajı birazcık zor kesiyorum arkadaşlar. O iş birazcık zor oluyor. Güzel özelliklerinden bir tanesi bu geniş gidon açısıyla motora oturduğum zaman bunu böyle koyacağım. Geniş gidon açısıyla motora oturduğum zaman diyelim viraj döneceğim sola doğru. Kontrolü veriyorum. Motorla viraja istediğim yerden girdim. Apex'e baktım. Dönüyorum ya. Yanlamak mı istedim? Hafiften bir kere debriyajı tokatladığınızda öyle güzel ayarlamışlar ki açıyı fazla açmadan hıt diye yanlaya yanlaya dönebiliyorsun. Benim aşık olduğum bir motosiklet. Çok güzel safkan motosiklet sürüş hissiyatını veren bir motosiklet. Gücü, freni, gidişi, dönüşü beni benden aldı. 9 gerçekten o ufak çılgın Rocka var ya, onun hayali olan bir motosikletti. Ve bu motosikleti neden aldığımı sorarsa tam olarak bu sürüş zevki için aldım. Ve daha fazlasını ben bir araçtan beklemiyorum. Daha hızlı gitmesini beklemiyorum. Bana tamı tamına yeten bir motosiklet. Ve beni bile korkutuyor arkadaşlar. Ben 13 yaşımdan beri motosiklet sürüyorum. Aldığım her motosikleti 50 bin, 60 bin kilometre ve üzeri olarak kullandım. Ve bu benim 13. motosikletim. Evet, bu benim 13. motosikletim. Bundan önce MT7'm vardı. 60 bin kilometre kullandım. MT25'imi sıfır aldım. 80 bin kilometre kullandım. Ondan önce VR125 ve MT25'im vardı. Motosiklet geçmişim gerçekten var arkadaşlar. Çoğu gördüğünüz eğitmenlerden daha fazla motosiklet sürmüş bir insan olarak daha yeni 700-800 bin kilometre bitirerek MT9 sahibi oldum. Gerçekten adamın alnını karıştıracak bir motosiklet, şakaya gelmeyecek bir motosiklet, düşüncenizden daha hızlı gidebilen, daha hızlı hızlanabilen bir motosiklet. O yüzden nereye baktığınızı bilmiyorsanız viraja girerken bu motosiklet size göre değil. Çünkü o viraja gerçekten senin düşündüğünden daha hızlı gidiyor ve frene bastığında daha iyi durduğu için senin dengeni bozabilecek bir motosiklet. Şakaya gelmez, götüne kapak olur. O yüzden dikkatli alınıp dikkatli kullanılmak zorunda olan bir motosiklet. MT9 serüvenimiz bu kadardı. Motor hakkında çok daha fazla anlatabileceğim pek bir şey yok. Ben Rocco, kameramanım Denzi, sizlerle bu videoyu çekmiş bulunmaktayız. Manzaramız Gemlik semaları. Motor hakkında anlatabileceğim daha genel geçer fazla bir bilgi yok. Ben motosikleti bu videoyu çekebilmek adına bayağıdır kullanmaya çalışıyorum ki uzun yolda yaptım. Yakıtını da söyleyeyim sana, gazladığın zaman 14 litre yakıt yakıyor. Normal insan gibi kullandığında 6 litre yakıt yakıyor. 120-130 bantlarında şehir içinden birazcık daha uzak yerlerde gidiyorsan 6,5-7 litre arası yakıt göreceksin alırsan. Haberiniz olsun, A standart veyahut da B modları arasında da herhangi bir yakıt güç farkı yok. Sadece gaz tepkimesini yumuşatıyor. Böyle bir motosiklet yapmışlar. Hani şehir içinde çok zorlanıyorsan B'ye al gez.
eğer yarışmak istiyorsan arkadaşlarınla o atikliği de A modunda alabiliyorsun. Gerçekten sürerken yüzümü güldüren bir motosiklet. Darısı sizin başınızda arkadaşlar. Eğer ben şehir içinin bu yoğunluğunda Raisin kullanmaktan sıkıldım artık diyorsanız MT9 sizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah belanı versin senin doğa düşmanı herif. Anasını s**t ortalığın ya. Neredesin? Buradayım. İşte böyle girdiği ortamda tozu dumana katan bir motor agam. Allah'a emanet.